Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Atıf, burası da benim oyun kanalım. Futbol Manager 2022'de İnegöl Spor kariyerine bomba gibi devam ediyoruz. Bir önceki bölümde mağlubiyet almıştık. Biliyorsunuz Ergenespor'a karşı iyi oynamıştık ama penaltı golüne engel olamamıştık. Bir önceki haftada Silivri'yi 6 atmıştık. Şimdi Allah için iyi oynayan bir takımız, konsantre olan bir takımız ama ufak ufak aksaklıklar olabiliyor maalesef. Şimdi hemen bir mesajımıza şöyle bir bakalım. İnegöl Spor'dan kim var şu anda haftanın takımına? Göremedim. Aa, Türker var. Futbolcuyla geçiyoruz yani. Devamlıyorum ve Niğde Spor maçına kadar hızlandırıyorum. Maç günü görüşürüz. Ve geldik maç zamanında Niğde Anadolu ile oynayacağız. Deplasman mücadelesi olacak bizim için. Taktik toplantısı yapıyorum. Taktik toplantısında şöyle bir sıkıntımız var. Bir saniye şöyle bir geri gelelim önce tabii. Taktiğini görmek istiyorum. Hakkı'da bir sıkıntımız var. Çünkü Hakkı ve Ömer sakat. Hemen şöyle Gülhan'ı forvet alacağım. Aldım buraya. Hakkı nerede şimdi? Hakkı. Hakkı'nın yerine de Aykut Uluç'a forma şansı vereceğiz. Aslında Aykut yani iç güveysinden halledecek. Çok da fazla bir şey diyemeyeceğim. Kondisyon testinde düştüğü var. Selim Can'la da Bahadır'ın yerlerini değiştireyim. Bahadır uzun zamandan beri ilk 11'de oynamıyor. Aykut'u aslında kızgınız. Aykut'un yerine kimi alabiliriz o kanada? Kanat bölgesini özellikle Aykut yerine birisini almamız lazım. Şöyle geri gelelim. Tekrardan taktik yiyelim. İlk 11'de otursun bu şekilde. Güzel. Bakıyorum Aykut'un yerine kimi değerlendirebilirim o bölgede şimdilik diye. Hakkı hemen Yunus'un yerine aldık bile. Samet'i şöyle aldım. Serkan'ı buraya, Serkan'ı bu tarafa aldım. Aldım. Tamam, güzel. Erdem'le de kimi yerini değiştirebilirim? Burada iki tane yediğim vardı benim zaten. Tamam, Emre'ye şöyle iki tane kalecim vardı. Onu bu tarafa doğru çektim. Tamam. Defans hattını sağlamlaştırdım. Çünkü bir önceki maçta çok canımız yanmıştı bizim bu usta. Sercan konusunda çok istekli olmasam da, yani şöyle daha doğrusu Sercan'ı ilk 11'de oynatma konusunda çok istekliyim. Çayımdan da büyüdüm olacak. İlk 11 bu şekilde belirledim. Taktik seçimi diyorum. Takımı bildir diyorum. Tamamdır. Bahadır zaten ilk 45 dakika oynatır zaten. Maksat kondisyonu tamamlasın. Biraz daha aktif ve hareket katmış olur en azından. İlk 11'ler görüntüde soyunma odasına geçiyorum. Hemen hızlı bir şekilde bu maçı kazanmamız gerekiyor. Başka da sonuç beklemiyorum. Ve devam diyorum. İlk 10 dakikada gol bulan bir takımız diyorum ve totemimizi kuruyoruz, bakalım neler olacak. Atakla başladık. Bir tane şutumuz var. Geriye doğru dönüyor şu anda Niğde. Mertcan uzun oynadı. Kademede İbrahim miydi? İbrahim geçen hafta yokluğunu çok fazla hissettirdi bize. Aykut bu sefer acaba telafi edecek mi? Yine edemedi. Ne var? Offside'dayımız zaten Aykut. Bahadır güç kaybediyor. Durgun devam eden bir ilk 11, şey ilk 45 dakika. Aykut, Ali, Serkan bekletmeden ortaladı. Mustafa uzaktan vurdu, astı Mustafa. İşte bu. Aykut Uluç, Ali Kılıç. Direkt burada Serkan bekletmeden ortaladı arkaya doğru. Kademe uzaklaştı da Mustafa çok güzel gördü ve yazdı. Bir sıfır öndeyiz Niğde Spor karşısında. Oynanan oyundan çok memnun değilim, bilginiz olsun. Biraz daha ateşlenmeniz lazım çocuklar. Hadi. Bak bunu yapabilirsiniz. Daha üstüne oynayabiliriz. 9 şutumuz var. 2 tane şutları var. Takımın kendine gelmesi gerekiyor. Ben şöyle oyuncu değişikliği diyeceğim. Hemen şöyle neredesin abi? Bahadır sakatlığını göze alamam. Bahadır şimdi sıkıntı çıkartabilir bana. Selimcan mı Furkan mı? Furkan. Tabii ki de Furkan. Bir de Ali Kılıç'ta bir sıkıntımız var. Erdem'i alacağım o bölgeye de. İki tane oyuncu değişti. Şimdilik yeterli olacaktır. 50. dakikada Cumhur geriye doğru döndü. Aykut. Hoppa! Gülhan aldı. İyi vurursa içerisi boş. Aa, yapma Gülhan. Topu bastı. Öldürdü pozisyonu. Ersel kanatta müthiş boşluk vardı. Türker içeride boşluk var. Aykut bu sefer attı Aykut. Yani bir önceki maçta yaptığı hatayı telafi etti en azından.
Şurada ilk etapta aslında ben Ersel'in direkt görüp Türker'i kaçırmasını bekliyordum ama Mustafa kaçırdı. O da 6 pasa gönderdi. Akabinde de zaten Aykut'tan klas bir gol geldi. Değişiklik yapasın tabii ki de. Aykut yorgun. Aykut güç kaybediyor. Erdem. Furkan. Mustafa. Aykut'u. Oo, direkt Serkan'a doğru. Çok hızlıydı. Güzel. Samet. İbrahim'i gördü. İbrahim sürgülü. Türker. Önünde derin bir boşluk var. Çizgiye kadar inecek mi? İnmedi. İçeri doğru döndü. Erdem. Furkan. Vurdu. Son anda Mertcan. Güzel çıkardı Mertcan. Vuruş da çok iyiydi. Orta güzel. İbrahim'den gelmedi. Bu sefer olmadı. Olsun. İbrahim sakatlığın ardından iyi başladı. Ve zaten der demez de bir sakatlıkla karşı karşıyayız. Gülhan sarı kart gören isim oldu bizde. Ömer'de de bir sakatlık vardı aslında ama şimdi Ömer'le de Gülhan değişikliği gelecek. Bu hiç iyi olmadı. Gülhan'ın sakatlığı bizi üzecek. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur Gülhan'ın. Kanatta Aykut. Oyuncu değişikliği diyeceğiz. Daha önce hiç değişiklik yapmadım. Bir saniye. Nerede Aykut? İşte. Hakkı şu anda sakat. Selim Can'ı alayım oraya. Yani en azından kanatta bir iş yapabilir mi diye bir istek var. Çünkü ben de biliyorum olmayacağını orada. Ömer çok iyi kaçtı. Hadi Ömer ve Ömer girer girmez golle takıma katkısını sağladı. Hocasına kendini bir kez daha hatırlattı Ömer. Ben buradayım. Sakat olsam da iş yaparım dedi resmen. 3-0 öndeyiz. Niğde Anadolu karşısında iyi oynuyoruz. Bazen tıkanıyoruz ama o tıkanıklığı çok çabuk atlatabiliyoruz. Aykut'u alkışlarla kenar alıyoruz. Santra. Ay çok iyi kaçtı, çok iyi kaçtı. Muhammed Beşir gerçekten çok iyi geldi. Helal olsun. Yani şurada kademe hatasını bak. İbrahim ve Samet'in boşluğunu Muhammed affetmedi. 3-1 oldu. Frikik. Topun başında kim var? Mustafa mı var? Mustafa. Yazar Mustafa. Yazdı da Mustafa. 4-1 oldu. Mustafa gollerine devam ediyor. Bugün 2 güzel golü var. İkisi de ceza sahası dışından. Of. Çok klas bir gol. Türker. Ersel'i gördü. Penaltı. 2-0, 3-0'dan sonra bizde maç kopuyor. Mustafa hat-trick yaptı Mustafa. Mustafa hat-trick yaptı. 3. gol oldu Mustafa'nın. 2 dakika içerisinde 2 güzel gol attı Mustafa. Kaleci köşeyi tutturdu ama uzanamayacağı bir köşeye geldi top. Ciddi anlamda çok üst düzey bir performans sergiledi bugün Mustafa. İlk golü çok güzeldi. İkinci golü frikik ondan da güzeldi neredeyse. Ömer alamadı önünde. Dönseydi etkili olurdu. Orta alanda bir pas trafiği var şu anda. Niğde Spor'da 4 dakika işaret ettiler. Ersel Ömer'i kaçırır mı? Kaçırmadı. Selim Can Ömer düşüremedi. Düşürse 6. gol gelecekti. Mustafa acaba 6. gol gelir mi? İbrahim Mustafa'ya doğru kanat Serkan'a güzel gördü. Serkan çek önünde aşıttır abi arkaya doğru. Orta güzel Ersel ve geldi gol. 6-1. Ersel de bu sezon 4. golünü atıyor. Mükemmel bir İnegöl Spor var sahada. Gerçekten çok güzel bir İnegöl Spor var. Artık üst ligi ciddi anlamda hak eden bir takımız. Bin 461 Trabzon ve Ergenekspor karşısındaki mağlubiyetlerimiz olmasaydı namağlup bir şekilde yolumuza devam edecektik. Maçın adı Mustafa oluyor. 24 şutumuz var. 10 tanesi kaleye buldu. Müthişti. Yani çok çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Aferin çocuklar. Genel hitap ettik. Şimdi birebir de
Mustafa'yı arıyorum şu anda. Mustafa Kayabaşı. Şöyle tıkladığım zaman da kesinlikle göstermiş olduğu üstün performans beni çok mutlu etti. Mustafa'nın 33 puanla 32 avarajımız var. Takım çok iyi ya. Takım gerçekten çok iyi. Of. 9 ay Gülhan sakat. Ayak bileğinde bir kırık var. Bu bizi mahvetti. İşte bu bizi yıkan olay oldu şu anda. Ya ilk yarıdaki performanstan dolayı sinirliyim tabii canım. O ayrı bir şey. Gülhan sakatlandı. Bu çok kötü oldu ya. Bitiriciliği falan çok iyi gelişiyordu bu çocuğun. Bitiricilik konusunda sıkıntıları var bu çocuğun ya. Çok iyiydi halbuki. Ah Gülhan. O olmadı maalesef. Gülhan'ın sakatlığı bizi çok üzdü. Gerçekten çok üzdü. Hemen şöyle bireysel bir soru var. Türkiye'deki hakem standartları oldukça kötü. Ya bu konuda tartışmanın vakti değil yani. Şu an için bir şey söylemeyeceğim. Yani İkili polemiğe girmeye gerek yok. Gelen mesajlara şöyle bir göz atalım. Yani Ömer'in yaptığı teklif edildi. Tabii ki reddedilecek yani. 300 bin euro nedir lan? Transfer teklifi. 2000 euro verelim ya. Verirler belki ya. Ömer satılık değil demiş Torrent. Dominik hey yapıp edip bu tarzı geçeceğini biliyor. Bu Ömer karşısından iyi bir fırsat. Yakınlık bize fazlasıyla saygı duydu. Şimdi olumsuz. Tamam şöyle diyelim bari çok da fazla uzamasın mevzu ya. Çok ikili diyaloglara ve polemiklere girmek istemiyorum. Nida karşısında iyi oynadık ama maalesef çok önemli bir ismimizi kaybettik. O da bizi çok kötü etkileyecek. Şimdi Ankara Spor'la oynayacağız. Ankara hava toplarında çok iyi, iletişim konusunda çok iyi bir takım şu anda. 20 maç rakiplerine toplam 14 asist, 6 tanesi ortada kaydedildi. Ooo 20 maçta 14 gol yemişler. Yani onlar da fazla gol yiyorlar. Uzun taş konusunda pek iyi değiller onlar. Ben bayram yaşı olduğu için istemiştim aslında ben ama kabul etmediler. Olabilir. Gelişim söz konusu. Bahadır antrenman konusunda yani bir zahmet artık toparla kendini ya. Artık böyle bir silkelen de bir kendine gel. Bir saniye. Ankara Spor karşısında Gökhan'ı kaleye almamız isteniyor. Erdem mantıklı. Furkan da mantıklı. Çünkü şeyde Bahadır fizik açısından çok iyi değil. Hakkı geri gelmiş. Ömer de zaten malumunuz üzere İlk 11'de olması gereken bir isim. Bu mesajı bir daha göstermiyor. Şu şekilde bir düzenlemesini yapalım. Biz basın toplantımız var. Onu hemen arkadaşımıza yönlendiriyoruz. Direkt yardımcımızı. Maçımız bugün Ankara Spor'la oynayacağız. Kendimize güveniyoruz. İyi işler çıkartan bir takımız. Çıkarmaya da devam edeceğiz kanısındayım şu anda. Çok ciddi anlamda iyi gidiyorduk. Daha da fazla iyi olmamız lazım. İlk 11'im ortada belli. Gülhan maalesef sakat. Hasan da sakat. İkisi birden yok. Benim için çok önemliydiler bu iki isim. Kondisyonu yüksek ve moral motivasyon açısından da çok çok iyi olan bir İnegöl Spor var sahada. Kendi sahamızda oynuyoruz. Başka sonuç kabul etmiyorum. Yani daha doğrusu şöyle yapalım. Eğlenmenize bakın ama nihai sonuca da ulaşıp da geri gelin. Bu maçta ilk gol atmak için ne kadar önemli. Pozitif kullanıyoruz, seviyoruz. Galiba şansı yapmak için elimizden geleni yapmalıyız dedik. Bugün takımımızda istediğiniz sonucu alabilecek bir performans gösterebilecek mi? Takım neler yapacağını çok iyi biliyorum ve bugün iyi oynayacağımıza inanıyorum zaten. Ya yeter arkadaş, niye hala devam ediyorsun ya? Sizce son haftada kendi sahamızda elde ettiğiniz başarının temelinde ne yatıyor? Başarımızın sırrı çok çalışmamız ve tabii ki ben. Görüntüde ilk 11'imiz geldi. Hemen akabinden de Ankara Spor ilk 11'i gelecek ki geldi de zaten başlama vuruşu diyorum. Atlıyorum burayı ve ilk 10 dakikada gol atan bir takımız diyoruz ve tekrardan totem yapıyoruz ama bu totem uzun zamandan beri tutmuyor. Yani son belki 6-7 maçtan beri bu ilk 10 dakika değil ilk 20 dakikaya çıktıydı. Kart oranımız yok derken tamam Furkan'ın performansı güzel şu an için en azından gidişat güzel. 7 tane uçtuğumuz var 5 tanesi isabetli. Ama kaleye bir türlü ulaşamıyoruz. Ankara'da hiç hata yok denecek kadar az. Habire şut çekiyoruz. Artık bir gol gelsin. Hakkı. Hakkı bir maçın ardından tekrardan sahalara geri döndü. Ersel'in vuruşu dışarı çıktı. Hakkı'nın da 4 gün önce İnegöl Spor'dan ayrıldığını duydum. Gerçekte üzdü. Hakkı çünkü cidden çok iyi performans sergilen bir isimdi. Ersel'e güzel pas geldi. Ersel atar mı? Atmalı artık. Ve Allah direkt... Yapma şunu ya. Yapmayın oğlum bunu. Hakkı iyi ortalar. İbrahim gelir mi? İbo gelmedi. Oo harikasın Türker. Müthiş koştu. Depar sağlamdı. 15 şut var. 7 tanesi isabetli. Hiç pozisyonu yok Ankara Spor'un. Bence biz maçı vereceğiz.
Bakın hep böyle oluyor. İyi oynadığımız maçlarda genellikle yani müthiş bir uçurum var. Gol yolda tıkalıyız. Türker. Ersel umarım alırız ya Türker. Bir kez daha çizgiye kadar indi. Ortası Ömer çıktı ve aldı topu. Ömer yükseldi ve topu alan isim oluyor Ömer. Hadi hadi İbrahim kesti. Sol kanattan devam edeceğiz. Samet bak önünde Serkan var. Hakkı da boşta. Hakkı'yı kaçırırsan yaparız bence biz bu işi. Hakkı döndü Serkan'a. Serkan orada kaptırdı. Geri aldı. Ortası gelmiyor. 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 Hadi. Yok. Ben bunu biliyorum. Aynı Ergene maçına da biz bu şekildeydik. Kanatların dehşet pozisyon harcadı ve bir türlü gol gelmemişti. Ömer de harcadı. İlk yarıyı bitiren düdük geldi. Soyunma odasına gidiyoruz. Yani oynadığınız maçtan memnun değilim arkadaşlar. Şimdi bizde kim vardı bir saniye. Ersel neredesin Ersel? Gel bakalım bu tarafa. Bu tarafta değiliz. Şuradayız. Kendine gel. Kendine gel. Bulduğun pozisyonları değerlendir Ersel. Çok pozisyon harcadın. Ya cidden çok pozisyon harcadın ya. Ankara'ya kaç puan kaybetmeyelim. İyi devam ediyoruz. 3 puan istiyorum ya. Eyvah. Geldi gol. Frikikten yiyeceğiz. Bak iyi izle. İyi izle. Başta biliyorum bunu ya. Maç dinamikleri de böyle bir sıkıntı var maalesef. Yani istediğiniz kadar iyi oynayın. Şu farka bak ya. Belki bir gol bizim bütün kilidi açmamıza sebep olacak. Kilidi kırmamıza sebep olacak daha doğrusu Mustafa. Açtı içeriye Hakkı. Hakkı. Dakika 63. Furkan Mızrak. Serkan. Hakkı. Penaltı beklentisi sıradayken devam dedi. Çok geri döndük ya. Samet, Serkan. İyi ortalar. Ersel. Ersel'de bir sıkıntı var bugün. Cidden bir sıkıntı var Ersel'de. Sanki kasten oynamıyor gibi şu anda ya. Hakikaten yani bilerek atmıyor gibi sanki adam. Takıma seslenemiyorum şu anda maalesef. İlla bu durumu yaşıyoruz biz ya. Neden bu durumu yaşıyoruz bilmiyorum. Hadi Aykut. Hadi Aykut hadi pişman etmeyin beni lütfen ya. Allah kahretmesin ya. Siz nasıl iş yapıyorsunuz abicim ya? İşte geldi gol. 1-1 eşitlik var maçta. Dakika 70. Aykut girer girmez attı golünü. Aferin Aykut. Bu şekilde devam. Atla diyorum. Berbatsınız. Cidden berbatsınız. Hakkı. Dakika 71. Hakkı ortalayacak. İbrahim içeri gir İbrahim. Hadi İbrahim yaparsınız ya. Atın şu top gol artık ya. Serkan, Erdem, Hakkı. Furkan'ın yana yerine Selimcan'ı alıyorum. Oyuncu değişti yapmak istiyorum artık. Lütfen toparlanmamız lazım. Bakın 77. dakika. Ömer çok kötü oynuyor. Forvet'te sıkıntı yaşayacağız ya. Tek forvete kaldık. Selimcan.
Mustafa kanatta, Serkan vardı. Bekletmeden ortaladı Hakkı Ömer'e. Kendi sahamızda çok iyi oynayan bir İnegöl Sporuz ama bak adam aşağı doğru dripling attı. Niye görmedin ya? Hadi beyler son 10 dakika. Kontrolü gidersek yapabiliriz. Oradan vurma. İçeri doğru artı aç. Yok ya. Hakikaten yok. Yani takım şu anda kaç tane yapıyor bence? Ya bildiğin eylem yapıyorlar sanki ya. Böyle yer değiştireceğim Bahadır Taşdelen'in yerine. Devam. Oyuncu değiştiği gelmeyecek. Zaman bitti çünkü. Hakkı içeriye versen bomboş Ömer ya. İstatistik manyağı olduk ya. İki tane isabetli şutları var. Onda da birinde de gol yedik ya. Şuna bak biz çok iyi oynadık. Rezalet bir oyundu. Başka hiçbir şey değil. 34 puan var. Yani Ankara Spor'u geçmiş olsaydık farkı açacaktık ya. Pergeli açacaktık resmen. Bağdat Arslan pek kendinde değil gibi. Çok fazla başlık olmuş puanı girmesi gerektiğini düşünüyor. Tamam da. İbrahim sorun çöz İbrahim. Şimdi Bahadır aslında sağ ve solda forma şansı buluyor. Ben olmazsa sağ kanatta Bahadır'a forma şansı vereceğim. Bir sürede sağ kanatta oynasın Bahadır. İyi oynadığımız maçları veriyoruz biz ya. Süre şöyle baktığım zaman da Niğde'yi 6-1'le geçtik ama Ankara'da berabere kaldık. Ligdeki ilk beraberliğimizi almış olduk. Ekip aynı toplantı. Yani gelen bana döndü. Sayfaya geldiği zaman da rakibi bir Diyarbakır Spor. 12 puanlı şey 12. sıradalar pardon. Diyarbakır 50 kontrolü, kaleciyle 50 kontrolü çok iyi. En iyi oyuncu formunu yakalamış. Son 5 maçta yıldız ötüsü oynayan Metincan Cici. Rakip Diyarbakır Spor. Şimdi şöyle bir öneri geldi. Kondisyon antrenörüne ihtiyacımız var. Şunları biz bir kabul ettirelim ama. Şimdi İbrahim performansı gerçekten çok güzel. Son zamanlardaki. Seviyorum. Samet'le ilgili bir sıkıntımız. Niye var böyle bir sıkıntımız? Yani lütfen bunu toparla. Hasan Bozdo antrenör kursuna gidiyor. Gidebilir. Ben zaten söylemiştim o sıkıntı. Kadro önerilerinde bir tek Ali Kılıç'la Erdem'in yer değiştiği söz konusu. Onu da kabul ediyorum zaten. Ali ilk 11'de başlayabilir. Bir sıkıntısı yok ama Aykut'u orada bir almam gerekiyor. Aykut'un yerine ben Bahadır'ı forma şansı vereceğim bu maç. İlk 11'de Bahadır başlasın sağ kanatta. Çünkü Aykut yok orada. Ersel var. Ersel son maçta beni cidden çok sinirlendirdi. Demediğim bir performans sergiliyorlar. Ben işlerin daha iyi olması için elinden geleni yaparken onlar sanki hiç topla alakaları yok gibi davranıyor. Taktik diyeceğim abi. Neredesin Bahadır? Bahadır. Bahadır'la Ersel değiştiği yapıyorum bu maçta. Ersel'e forma şansı vereceğim. Ersel'e çünkü cidden güveniyorum. Uzun zamandan beri de bu tarz bir oyun oynatmadık ve çok fazla vakit kaybetmeden sahaya doğru çıkıyoruz. İyi bir ilk 11'imiz var. Kendine inanan bir takımız. Diyarbakır'dayız şu anda. Sahaya çıkıp bir iyi performans gösterin. Sizden bunu istiyorum sadece. Atla diyorum. İlk 10 dakikada gol bulan bir takımız falan filan. Standart maç öncesi konuşmamızı yaptık. Nuri, Baran, Okan. Burada kaparsak güzel. Vallahi müthiş gol olur. İleride basıyoruz. Presimiz sağlam. Kaleye geri kadar döndüler. İbrahim, Bahadır, Ömer bak arkadan güzel destek vardı. Bahadır'a niye çıkardın ya? İçerisi boştu Ömer. İbrahim, önünde boşluk var bak çizgide. Bahadır'a doğru Bahadır ve yazdı golü. Ama offside. Evet. Yani kabak gibi offside. Bahadır ilk çıktığı maçta golü buldu diyecekken offside ile karşılaştık. Mücahit uzun oynadı. Samet, Okan değişik bir şekilde indirdi. Erkan eyvah geldi gol. Direkten döndü. Nedense biz bu maçta birazcık baskı yiyoruz. Bir tane şutumuz vardı. 3 tane şuta çıktık bir anda. Serkan sakat. Yapma Serkan. Mustafa. Bahadır Türker. Furkan o içeride Bahadır at be oğlum be ya at be ya. Mücahit güzel çıkardı. Hakkı ortası İbo ön direkte mi? İbo yok ortalarda İbo. Şaban. Metin Can'a doğru. Sinan. Derken pozisyona bastık ve öldürdük.
Batuhan da sakat onlarda. İzzet. Ya. Son iki maçtır çok aktif değiliz. Ömer. Ömer. Serkan. Sen seversin iyi ortaları. İyi. Of. Çok iyi. Serkan orta şut kırışını Mücahit'ten dönen topu yazı verdi Ömer. Fırsatçılığını konuşturdu. Ömer de burada çok direndi yalnız. Helal olsun Ömer'e, topu vermedi. Çok mücadele etti. Orta şut çok iyiydi. Devamında zaten Ömer'le golü bulduk. Metincan Cici. Atık Hoca'nın radarında şu anda. Ali. Türker. Mustafa. Uy. Bahadır. Türker'de. Ali. Furkan Mızrak kanatta, Serkan var. Yine orta şut karışım bir şey çıkartır mı? Ömer'e geldi gol. Ömer. Bu sezon 7. golünü attı. Ömer 2. golünü attı baştaki. Toparlandı. Yani Gülhan'ın yokluğunda ben Ömer'e birazcık tedirginlikle bakıyordum. Şimdi yalan yok. Hep alternatifin olduğunu düşündüğüm için. Ama şimdi mecburum artık Gülhan'a tamamıyla güvenmeye. Çok güzel gördü resmen. Yazdık golü. Serkan'ın 2 asisti, Ömer'in 2 golü var. Diyarbakır deplasmanında 2-0 öndeyiz. İlk yarıyı bitiren düdük geldi hakemden. 10 şutumuz var, 3'ü kaleye buldu. İlk 20 dakika birazcık gerideydik. Bol bol şut çektik. Böyle devam gençler. Yani çok fazla atak yaparsanız beni çok mutlu ediyorsunuz. Reşo diye bir oyuncu girdi oyuna. Serkan sarı kart gördü. Şaşırmıyoruz şu anda. Şaban, Erkan. Bodrum'da gol sesi geliyor. 2-0 önde Bayburt karşısında. Bayburt 2-1 yaptı. Seri goller var şu anda Bodrum'da. Samet. Gökhan. Ya çok riskli hareketler oğlum bunlar. Uzun oyunda Hakkı Baba ileride boş. Serkan, Hakkı'yı kaçırır mısın? Kaçırmadı. Pislik yaptı Serkan. Sakat makat ama valla iyi de par atıyorum. Samet. Hakkı'ya doğru abi aradan iyi geçirdi. Furkan dokundu ve geldi gol. 3-1, 3-0. Furkan da gol attı ama offside. İnce bir offside vardı. Akep onu gördü. Süpersiniz çocuklar. Kendinize güvenin. Bu şekilde devam. Metincan. Yok artık. Adam oradan roket gönderdi resmen ya. Adrese teslim bir şuttu. Şimdi Hakkı'ya geldi. Ömer'i kaçıracak mı? Olmadı. Bahadır'ı gördü. Bahadır. Çok oyalandın be Bahadır ya. Çok beklettin abicim ya. Oyuncu değişti. Şimdi seni yeni alabileceğin kimse yok. Samet'in yerine de Yunus Duyan var. Şimdi şöyle yapabilirim. Şöyle yaparım. Seni yerine de tabii ki o günü alacağım ben oraya. Yani Yunus Duyan dediğime bakmayın. Bahadır'la da Aykut değişikliği gelecek. Metincan. Reşo'ya doğru. Reşo. Ya koptu geliyor Reşo. Sıfıra kadar indi. Metincan Cici. Nurettin. Reşo ortası kafa dışarıda. Oyuncu değişikliğimiz geldi. Ay korktuğum noktalar bunlar. Korktuğum noktalar. Hemen şöyle rakip takım talimatlarına gireceğim ben. Şimdi Metincan'da abi her zaman diyelim. Top hamleyi sert diyelim. Zayıf ayağını kullanmaya itelim biz onu. ...2-0 öndeyiz Diyarbakır karşısında. Hakkı'da bir yorgunluk var aslında. Yaşıyla alakalı mı bilemiyorum. O gün aldı Aykut, Ömer, Furkan. Aa hadi be ya. Çok kötü pas verdim ya Furkan. Abdülaziz'den önce İbo. Türker, Aykut, Ali. Defansı İbrahim'e çok güveniyorum ya. İbrahim ve Samet ikilisi uça ve hök gibi. Derken İbrahim'den asist geldi. Ömer hat-trick yaptı. İbrahim daha cümlem bitmedi. Bak. Harika gördü Ömer'i.
Ömer de ceza sahasının dışından tam köşeye bıraktı. 3-0 öndeyiz. Hat-trick yapan isim oldu Ömer. Oyuncu değişti diyelim ya. Hakkını yerine kim alabilirim şu anda? Kimseyi alamam ya. Doğru. Oyuncunu yok çünkü oraya koyacak. Mustafa Kayabaş'ın yerine de abi Selim Can alalım. Can'la da Kurtan değişikliği yapalım. Ali ile de Mehmet Aslan alalım. Bütün herkes değişsin. Oyuncular da kendileri gelmiş olur. Güzel. 4 3 oyuncu değişikliğini aynı anda yaptık. 90 artı 3 dendi ve Diyarbakır'dan 3 puanı 3 güzel golle alıyoruz. İyi oynadık. Gerçekten çok iyi oynadık. Çok güzel oynadınız. Tebrik ederim. Neredesin? Birebir de Ömer'e tebrik edeceğim. Bugün kusursuz oynadın. Gerçekten bravo. Diyarbakır stadı buysa helal olsun. Bodrum arkamızdan geliyor. Ankara ile puan farkı 7'ye çıktı. Serik ile 10'a çıktı. Ama Bodrum'dan kurtulamadık bir türlü. 4 puan da geliyor arkadan. Serkan sakatlandı. 1-2 gün boyunca sakat olacak Serkan. Maç sonu toplantısında Murat'ı gönderiyorum tekrardan. İnegöl Spor gerçekten İnegöl Spor Ömer gerçekten harika bir iş çıkardı. 12 maçta 8 gol kaydetti. Ben ligdeki genel durumumuzdan çok memnunum. Bir beraberliğimiz, 2 mağlubiyetimiz var. Ergeneve maalesef 1461'e karşı 35 averajımız var. Zaten eğer ikili averaja kalırsak biz her halükarda zaten zirvedeyiz. 3. turda Altınordu'ya elendik. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu bizi çok fazlasıyla yordu. Performansımız üst düzeydi. Yani oyuncu istatistiklerine baktığım zaman da şu şekilde en fazla golde 2 oyuncum var. Furkan gir ya şöyle bir. Tamam. En golcü oyuncularda biz yokuz maalesef. En çok asist yapan 2 oyuncumuz var. Serkan ve Hakkı var. Ersel de var hatta şu anda. 9-9-8 asistlerimiz var. Çok çok güzel. En fazla şut çeken Batuhan Er. Onlardan tabii ki de en golcü isimler yine onlarda. Yani bizde değil şu an. Çünkü Ömer'in 7 golü var. Birazcık silkelenmemiz lazım bu konuda. En az gol yiyenler konusunda da Gökhan ilk sırada geliyor. 8 tane gol yenmeyen maçımız var. İnegöl Spor seri galibiyetlerle devam ediyor. Kırmızı Ali Yıldızaştı. Ankara hangi Ali'yim? Şu bakalım. 31 yaşında. Bir şey kaybetmeyiz. Antrenman programımız da belli ve bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Çok güzel 3 maç yaptık. Takım gerçekten iyi. 2 galibiyet 1 beraberlik aldık. Gol olup yağdık resmen yine rakipleri. Sadece Ankara Spor'a karşı birazcık kendimizi toparlayamadık. Neyse evet dostum, bir bölümün sonuna geldik. Umarım video ve seri hoşuna gidiyordur ve beğenmişsindir. Beğendiysen beğenmeyi unutma. Kanala abone değilsen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklamayı ve yanındaki çarı da açmayı sakın unutma. Kendine dikkat et. Daha sonraki İnegöl maceramıza seni de bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.